Merhaba, ben Alperen Bulat. Bugün tez savunmamı yapacağım. Öncelikle katıldığınız, vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Tezim genel motivasyonundan bahsetmek istiyorum önce. Tezimde boyunca yaptığım çalışmalardan. Özetle tezdeki motivasyonumuz güvenli yürütmeyi sağlamak. İşlemci tabanlı sistemlerde ve gömülü sistemlerde. Bunun için tabii farklı yaklaşımları ele aldık. Öncelikle ilk amacımız Yongan'ın hariç kaynaklardan aldığı programın güvenilir ve değiştirilmeden yani Yongan'ın yürütme aşamasına iletilmesi. Bunun dışında bellekler ve çekirdek mimarisi arasındaki protokolün olabildiği kadar güvenli şekilde inşa edilmesi ve programın değiştirilmeden, modifiye edilmeden ya da kasıtlı program üzerindeki bitlerin değiştirilerek hata oluşturmasını engellemek hedeflendi. Dolaylı olarak da bu güvenlik ihlallerini sistemlerdeki turnuvası tabanlı saldırılara motive ettik ve sistemin klonlanması, sistemden veri sızdırılması ya da istenmeyen yürütmelerin engellenmesini amaçladık tez boyunca. İçerik şu şekilde olacak. Önce motivasyondan bahsettim hızlıca. Daha sonra bir ön bilgilendirme kısmı. Daha sonra tez çalışmaları ve yaptıklarımızın kısa bir özeti. Daha sonra bu çalışmaların, iki farklı çalışmanın ayrıntılı motivasyon, mimarileri ve sonuçlarının tartışılması. Ve en sonunda tezin sonucunun tartışılarak sunumu bitireceğim. Öncelikle ön bilgi vermek gerekirse modern sistemlerde artık özellikle küreselleşme ve ekonomik kaygılarla beraber yonga ve çip üretim, entegre devre üretim sistemleri olabildiği kadar globalleşti diyebiliriz belki. Çoğu zaman artık donanım üreticileri ya da tasarımcıları kendilerine ait olmayan tasarımları sistemlerini kullanmak zorundalar. Bu IP Core dediğimiz yöntemlerle. Aynı şekilde çoğu zaman tasarımı yapan ya da bir entegre devre ihtiyacı olan birimler üretim aşamasına dahil olamıyorlar. Üretim aşaması içerisinde sisteme ne yapıldığı, sistemin nasıl üretildiği, sistemin katmanları nasıl yerleştirildiği konusunda söz sahibi olamıyorlar. Çoğu zaman belirli sentez araçlarından ve programlarından geçirdikleri tasarımlarını çeşitli silikon şirketlerine yollayarak ürettirip bunları kullanmaya başlıyorlar. Tabii bu da artık bazı güvenlik sıkıntılarını bir beraberinde getiriyor. Özellikle son yıllarda artık donanım turbatı konusu ciddi olarak tartışılıyor literatürde. Donanım turbatları çoğu zaman akla entegre devreye eklenen ekstra transistörler ya da sistemler olarak gelse de entegre devrenin herhangi bir şekilde değiştirilmesi yani sadece bir şey eklenmesi haricinde değiştirilmesi ve sistemin görevinde oluşabilecek herhangi bir değişikliğe sebep olabilecek her türlü modifikasyon donanım turbatı olarak değerlendirilebilir. Bu temelde ne olabilir? Sisteme yeni transistörler eklenerek var olan mantık akışı değiştirilebilir. Sistemdeki belli transistörlerin bağlantıları değiştirilebilir. Yani sisteme dışarıdan bir eklenti yapılmaz fakat sistemdeki akışın içerisindeki bağlantıların yerleri değiştirilebilir. Bağlantıların gittiği noktalar değiştirilebilir. Bunun dışında fiziksel olarak silikonun basılması sırasındaki katman sayıları manipüle edilebilir. Yani normalde aynı katmanda olması gereken transistörlerin yerleri değiştirilebilir. O katman zayıflatılabilir. Hataları daha açık hale getirilebilir. Bunlar temelde hepsi donanım turbat olarak değerlendirilebilecek yöntemler. Literatürdeki çalışmalar bu işe donanım turbatlarını iki pencereden değerlendiriyor. Bir tetik dediğimiz trigger mekanizması, bir de etki yani payload olarak geçen etki çeşitlerine bağlı olarak değerlendiriyor. Tetik aslında donanım turbatının sistem içerisinde aktif hale gelmesini sağlayan başlatıcı olaylara verilen isim. Etki de bu başlatmadan ve tetiğin çekilmesinden sonra donanım turbatının sistemde gerçekleştiği faaliyetlere verilen isim. Genel olarak tetik mekanizmaları yaygın olarak görülen tetik mekanizmaları şu şekilde oluyor. Mantık sinyallerine bağlı olarak yani belirli içerideki bir değişkenin bir sinyale denk geldiği anda sistem tetiklenebiliyor. Aynı şekilde bu ardışık şekilde de gerçekleşebiliyor. Yani arka arkaya gelen mantık sinyalleri belli bir örüntüye denk geldiği anda donanım turbatının tetiklenmesi ve olası etkiyi gerçekleştirmesi mümkün olabiliyor. Bu işte fiziksel özellikler dediğimiz şeyler var. Yani belirli bir sıcaklıkta, belirli bir yükseklikte, belirli bir basınçta sistemin tetikleneceği şekilde üretilmesi sonucu farklı koordinatlar diyebiliriz belki dünya üzerinde. Farklı fiziksel koşullara yol açacak senaryolarda sistemin tetiklenmesi sağlanabiliyor. Bu birazcık daha komplike ve birazcık daha fiziksel mühendisliğin, yani bilgisayar mühendisliğinden çok elektrik elektronik tarafına kayan sistemlerden bahsedilebilir bu konuda. Onun dışında özellikle planlı eskitme konularında çok tartışılan zamanlayıcılar var. Belli aralıklarla sistem tetiklenebilecek şekilde zamanlayıcılar kullanılabilir. Ya da uzun bir zamandan sonra bir kere çalışacak şekilde, yani bu kill switch gibi çalışabilecek bir şekilde gerçekleştirebilecek donanım turbatları olabilir. Bu 10 saniyede bir çalışacak bir devre de yapılabilir. Ya işte yılda bir kere çalışacak bir devre de yapılabilir. Ya da 100 yıl sonra bir kere çalışıp sistemi öldürecek bir devre de yapılması mümkün teorik olarak. Onun dışında bir de elektronik sinyaller dediğimiz belli dışarıdan gelen RF dalgaları, işte mikrodalgaları vesaireye bağlı olarak sistemin tetiklenmesi mümkün olabilir. Tabii bu listeyi arttırmak mümkün ama genel olarak en çok tartışılan, en çok konuşulan tetik mekanizmaları bu şekilde sınıflandırılır. Onun dışında bir de etki çeşitleri var. Dediğim gibi yani sistemin direkt bozulması, donanım turbatında çoğu zaman gözlemlenmez en azından şeylerde, günümüzde tartışılan şeyler. Çünkü o zaman donanım turbatı olduğunu anlamak daha
mümkün hale geliyor. Genel etki çeşitleri şu şekilde ama sayılabilir. Sistemin fonksiyonelliğinde bir bozulma. Yani dışarıdan hata olarak gözüken çok basit bir görevin belirli şartlar altında gerçekleştirilememesi mümkün olabilir. Onun dışında en belki komplike olanı bilgi sızdırma. Sistemdeki kritik bilgiler bir şekilde dışarıya sızdırılabilir ya da içeride dışarıya sızdırılmaya hazır şekilde bekletilebilir. Konu tabii birazcık zor çünkü bir şekilde sistemden bilgi sızdırmak için sistem kaynaklarını da sömürmeniz gerekiyor. Yani sadece eklediğiniz donanım Truvatar'ın bu faaliyeti gerçekleştirmesi çoğu zaman mümkün değil yani. Dışarıya bir iletişim protokolü sağlayacak bir devrenin fark edilmemesi nispeten zor. Tabii bunun için de farklı yöntemler var. Gizli kanallar dediğimiz, işte yan kanal yöntemleri dediğimiz aslında bilginin sistem kaynaklarını fark ettirmeden kullanarak dışarıya sızdırılması. Yani siz normal bellek erişimlerinizde olabilir. Sistem kaynaklarına farklı erişimlerinizdeki belli örüntülerin tekrar ettirilerek aslında arka planda farklı verilerin erişim sayınızdan, işte eriştiğiniz bölgenin konumuyla alakalı olarak sızdırılması mümkün. Onun dışında servis reddi dediğimiz etkiler de gözlemlenebilir. Bir diğer noktada şey olabilir, çoğu zaman yetkisiz kullanıcı sistemde daha yüksek yetkiye erişmek için donanım Truvat'ını kullanabiliyor. Bununla ilgili çok çalışma var. Özellikle normal user moddaki bir kullanıcı donanım Truvat'ının sistemi manipüle etmesiyle, belli register'ları değiştirmesiyle aslında daha yüksek privilege level dediğimiz yetkinlikler kazanarak sistemde erişmemesi gereken yerlere de erişmeye başlayabiliyor. Donanım Truvat çok uzun bir konu ama bizim bu tez boyunca dikkate alacağımız donanım Truvat'ı tehdidi sistemde bir şekilde kendi buyruklarını çalıştırmaya hedefleyen, sistemdeki buyrukların yapısını değiştirmeyi, sistemdeki orijinal programı bir şekilde manipüle ederek sistemi sömürmeye çalışan saldırı modellerini dikkate alacağız. Onun dışında Bloomfiltre tabanlı bellek uygulamalarından bahsedeceğiz tez boyunca. O yüzden Bloomfiltre nedir? Hızlıca ondan bahsetmek de istiyorum. Bloomfiltreler sizin büyük bir veri seti içerisinde verinizin, yani elemanınızın bulunup bulunmadığını anlamanız için kullanılan veri yapılarıdır. Genelde Bloomfiltrelerin özellikle web tarafında da sistemlere giriş çıkış yaparken çok büyük veri setlerini ararken de kullanılıyor. Biz donanım tarafında tabii bunu uyguladık. Bloomfiltreleri yapısı gereği bir bit vektörüdür. Yani her elemanı 0 ya da 1 olan yan yana gelmiş bir dizidir. Ve yapabileceğiniz iki temel işlem vardır çoğu filtrede olduğu gibi. Öncelikle train dediğimiz filtre eğitebileceğiniz, filtreye ekleme çıkarma yapabileceğiniz, elemanı ekleyebileceğiniz, çıkarabileceğiniz aşama var. Onun dışında bir de sorgu aşaması dediğimiz sizin eklediğiniz elemanların sistemde olup olmadığını sorguladığınız, herhangi bir gelen bir elemanın sistemde olup olmadığını sorguladığınız filtre yöntemleri var. Örnek vermek gerekirse Bloomfiltre'nin ekleme nasıl yapıldığından, mesela bizim veri setimiz köpek ve kuş olsun. Siz hash fonksiyonu dediğimiz, buna karma fonksiyonu olarak da Türkçe çeviriyor ama ben özetlemeyi bizim çalışmamıza daha uygun buldum. Çünkü aslında biz gelen veriyi bir şekilde özetleyip onun bit seti üzerinde bir yere yerleştirmek istiyoruz. Mesela sizin gelen yeriniz köpek ve kuş olsun veri setiniz. Siz filtreyi bu verileri özetleme fonksiyonlarından geçirdikten sonra olarak karşılık gelen inistlerdeki bitleri 1 yaparak filtrenizi eğitiyorsunuz. Şu an şu sağ alttaki filtre bizim köpek ve kuş için eğitilmiş filtremizin son hali. Eğitim bittikten sonra, yani ekleme aşamaları bittikten sonra da sorgu aşamasında biz gelen veriyi tekrar bu özetleme fonksiyonlarından geçiriyoruz. Fakat artık çıkan bit indislerini değiştirmiyoruz. Onlar olduğu gibi kalıyorlar. Ve eğer bizim özetleme fonksiyonundan çıkan indislerdeki bitlerimiz sıfırsa, herhangi birisi sıfırsa, yani şu en soldaki seçenek olan, kedi için yapılan seçenek, bizim gelen elemanın bu veri setimizin içerisinde olmadığını söylüyoruz. Şimdi yanlış karar oluyor bu. Yani veri setimizde bulunmamış oluyor. Diğer seçenek, veri setinde bulunduğu seçenek. Burada da bizim köpek ya da fare kelimeleri geldiğinde özetleme fonksiyonlarından çıktıktan sonra gittikleri yerler biri gösteriyor. Bu da demek ki bunların veri setinde var. Ama biz fareyi veri setine eğitmemiştik. İşte burada bloom filtrelerin aslında trade-off dediğimiz noktası geliyor. Yani biz aslında çok büyük bir veri setine küçük bir bit vektörüne sıkıştırıyoruz ama burada aslında doğruluktan birazcık kayıp yapıyoruz. Bu da literatürde hatalı doğru olarak geçen, false positive olarak isimlendirilen seçenekler oluyor. Blue filtrelerin sorgu sonuçlarını şöyle özetlemek mümkün. Eğer sizin filtreniz o sorgu için yanlış diyorsa, yani o eleman o veri setine yok dendiyse, bu kesinlikle doğru bir karar oluyor. Yani bu konuda yanlış yapma şansı yok. Çünkü hiçbir şekilde o bitin listelerine gitmemiştir daha önce. Böyle bir şey mümkün olmaması gerekiyor. Eğer veri seti orada olsaydı. Pardon, eleman veri setinde bulunsaydı. Ama doğru konusuna geldiğimizde bizim doğrularımızın bazıları hatalı olabiliyor. Yani fare daha önce o bit setlerine indisleri bir yapıldığı için aslında olmasa da varmış gibi gözüküyor. Buna da işte dediğim gibi false positive diyor. Zaten bloom filtre tasarımı yaparken de amacımız olabildiği kadar bu false positive
yani hatalı doğru olarak isimlendirilmiş oranı, yani veri setindeki oranı olabildiği kadar düşürmek. Peki bu düşürme nasıl yapılıyor? Bloom filtrelerinin aslında temelde iki parametresi var değerlendirebileceğimiz. Bir, bloom filtrenin boyutu. Yani siz her elemanınız için bir bit ayıracak kadar alanınız varsa veri setinizde, pardon, bloom filtre için ayırabileceğiniz alan varsa, o zaman ideal senaryoda zaten siz tüm elemanları ayırt edebilirsiniz ve hiçbir şekilde hatalı doğru oranıyla karşılaşmazsınız. Hatalı doğru oranı sıfır olur. Ama zaten bu aslında filtre kullanmanın mantığına aykırı. Çünkü olabildiği kadar bir sıkıştırmak ve ortak elemanların ortaklıklarından daha fazla faydalanmak istiyoruz özetleme fonksiyonu çıkışından. O yüzden ideal bir bloom filtre boyutu bulmak gerekiyor bu hatalı doğru oranını olabildiği kadar minimize etmek için. Diğer ve en önemli konu aslında çoğu bilgisayar uygulamasında da olduğu gibi veri setimizle bizim özetleme fonksiyonlarımızın uyumluluğu. Eğer biz köpekle fareyi demin aynı yerlere denk geldikleri için farenin veri setinde olduğunu söylemiştik. Köpek ve fareyi yeteri kadar uygun bir özetleme fonksiyonundan geçirip ayrıştıramazsak biz bu hatalı doğru oranıyla karşılaşmak durumunda kalıyoruz. O yüzden de bu özetleme fonksiyonlarını olabildiği kadar veri setiyle uygun olarak eğitmemiz, özetleme fonksiyonlarını geliştirirken de çeşitli yöntemler kullanmamız gerekiyor bu hatalı doğru oranını minimize etmek için. Diğer bir çalışmada kullandığımız LLVM panellerinden faydalandık. LLVM aslında ön uç, yani front end dediğimiz kısımda herhangi bir programlama dilini alan, back end arka uç dediğimiz kısımda herhangi bir buyruk mimarisini hedefleyen çeşitli araç zincir teknolojisi. Derleme için çok imkan sağlayan bir teknoloji. LLVM temel olayı ayar dediğimiz, işte orta düzey reprezentasyon diyebiliriz yani. Orta düzey bir soyutlamayla intermediate representation diye İngilizcesi geçiyor. Herhangi bir dilden, programlama dilinden gelen kaynak kodu herhangi bir buyruk mimarisini çevirirken ortada hepsini tek bir representation'a çevirmek. Ve bu sayede tüm optimizasyonları ve PESIS dediğimiz, LLVM PESIS dediğimiz optimizasyonları ortak şekilde tüm mimarilerden ve bu programa dilinden bağımsız olarak sisteme uygulayabilmek. Biz de çalışmalarımızda LLVM kullandık. LLVM açık kaynaklı ve LLVM'in client compiler derleyici kütüphanelerinden faydalandık. Onun için de çalışmalarımızda kullandığımız başka bir kavram da dijital olarak klonlanamayan fonksiyonlar dediğimiz, HAF diye İngilizcesi okunan, ben PUF diyeceğim Türkçe okumak için. PUF dediğimiz yapılar. PUF'lar temel olarak belirli bir challenge dediğimiz zorluğa karşılık oradan bir dönüt hiç üretebileceğiniz fonksiyonlar. Bunlar özellikle üretim aşamasında entegre devrelerde bulunan atomik seviyede ya da küçük seviyedeki farklılıkların katman katman arttırılarak üretim sürecindeki farklılıkları büyüterek her entegre devre için farklı bir anahtar üretmemizi sağlayan fonksiyonlar. Şimdi bu iki tane aynı devre ya da aynı transistör ne kadar mantıksal seviyede baktığımızda 1 ve 0 gözüne değerlendirdiğimizde aynı olsa da hepsi fiziksel üretim süreçlerinden geçiyor fabrikalarda çoğu zaman. Ve biz fark etmesek de birebir aynı olan iki yongada dahi fiziksel olarak farklılıklar bulunuyor. Bu farklılıklar belki yonganın çalışmada fonksiyonelliğinde bir değişikliğe sebep olmuyor fakat çok küçük de olsa işte zamansal gecikmeler olabiliyor. Farklı sıcaklık, farklı sonuçlar üretebiliyor. Bu üretim sürecindeki kısıtlara bağlı olarak. İşte bu fiziksel olarak kullanılamayan fonksiyonlar da bu üretim sürecindeki farklılıkları olabildiği kadar büyüterek, bunların arka arkaya gelmesini sağlayarak bir eşsiz bir anahtar üretmemizi sağlıyor her yonga için. Yani sizin aynı markaya ait, aynı modele ait 10 farklı işlemciniz ya da sisteminiz var fakat siz hepsinde tek bir kimlik numarası gibi çalışabilecek bir PUF anahtarını üretebiliyorsunuz teknik olarak. Çok farklı PUF üretme teknikleri var. Manyetik PUF'lar, optik PUF'lar, işte SRAM, DRAM PUF'ları ve arbitrary PUF'lar. Biz çalışmalarımızı çoğunu FPGA'de denememiz gerektiği için ve ona uygun PUF'lardan biri olarak arbitrary PUF kullandık çalışmalarımızda. Arbitrary PUF da temel olarak iki tane özdeş mantıksal yolun aynı anda etkin sinyal sürülerek çalıştırılması sonucu. En sonunda bir deep filip loop'u kullanılarak bu iki yoldan hangisinin ilk önce diğer tarafa sinyalini ulaştırmasına bağlı olarak tekli sinyalini gözlemlemek. Yani biz etkin sinyalini iki tane birbiriyle aynı olan devreye sürüyoruz. Fakat üretim sürecindeki farklılıklardan dolayı bunlar birebir aynı da olsa birisi daha erken varacak bir tarafa. Ve buna bağlı olarak biz bazı durumlarda her yongada, yani her entegre devrede farklı bir sinyal üretebileceğiz. Ve yeteri kadar bu ekrandaki devreyi çoğaltabilirsek bir sistemde bu entegre devre için, o işlemci için ya da o sistem için tamamen oraya ait, onu özdeşleştiren bir anahtar üretebileceğiz bu sayede. Şimdi test kapsamında yapılan araştırmalar kısmına geleceğim ön bilgi verdikten sonra. Biz temelde iki farklı çalışma gerçekleştirdik. Bunlardan birisi bloom filtrelerinin bellek üzerinde uygulanmasıyla programı değiştirilmeden yürütülmesini sağlanması boru hattında. Diğer bir çalışmamız da uçtan uca şifreleme yaparak ve programı gizlemeyi amaçlayarak güvenli bir mimari çerçeve sağlanması ve bunun kaynak kodunun açık olarak paylaşılması
çalışmamız. Şimdi ilk çalışmamız olan BlueFilter uygulaması. Dediğim gibi yani donanım turbo atları sistemlerde kendi kodunu yürütebilir. Sistemdeki mevcut kodu değiştirebilir. Ve adreslere kodu değiştirmese dahi sizin boru hattına gitmesi gereken buyruğunuz değil, başka bir buyruğu boru hattına göndererek sistemin işlevselliğini bozabilir. Bu tarz donanım turbo atı kaynaklı boru hattını etkileyebilecek, yürütmeyi etkileyebilecek problemler bulunuyor. Bizim motivasyonumuz bellekten gelen buyrukların çeşitli filtreme yöntemleriyle korunarak, kontrol edilerek aslında yürütmenin kaynaktan geldiği gibi değiştirilmeden, donanım turbo atı etkisinde kalmadan işlemci çalıştırmasını sağlamak program dosyalarını. Temel fikrimiz de bunun için bloom filtreler kullanarak aslında programın kaynaktaki halinin saklanması ve bu filtre sayesinde yürütme sırasında sürekli doğrulama yapılması. Bununla ilgili yaptığımız uygulamalar sonucunda donanım turbo atı aktivasyonlarının %99'dan fazlasını tespit etmeyi başardık. Onun dışında yaptığımız uygulamayı FPGA'de bir işlemci üzerine gerçekleştirdik. Ve işte ekrandaki alan ek yüklerini elde ettik. Zaten ayrıntılı olarak geleceğim sunumda buralara. Önerdiğimiz mimari şu şekilde. İki farklı kontrolcü önerdik. İlk kontrolcümüz buyruk akış kontrolcüsü dediğimiz kontrolcü. Program başlamadan önce buyruk belleğindeki ya da işte programın bulunduğu bellekteki verileri satır satır bloom filtreyi ekledik. Bu eğitim aşaması dediğimiz aşama. Öncelikle güvenilir programın olduğu bir bloom filtre oluşturmayı hedefledik. Burada bloom filtre ekleme yaparken eklenen her eleman buyruk ve o buyruğa ait bellekteki adres olarak adresi kullandık. Bu bize daha sonra sorgulama aşamasında şunu elde etmemizi sağladı. Gelen buyruk ve adresi gerçekten uyumlu mu? Yani burada sadece buyruğun değiştirilmesi değil, aslında buyruk değiştirilmesi dışında buyruğa bağlı olan adresin değiştirilmesi. Bu ne demek oluyor? Sizin boru hattı aşamasında bellekten buyruk getirmeye çalışırken getirdiğiniz buyruk, getirmek istediğiniz adresle eşleşip eşleşmediğini anlayabilmek için adresi buyruk ikilisini tek bir elemanmış gibi bloom filtrede eklemesini yaptık. Daha sonra program çalışırken, bu eğitim bittikten sonra programın çalışması sırasında program sayıcıyla siz buyruk belleğine eriştiğinizde gelen buyruğu hiçbir aşamadan geçirmeden aslında direkt işlemciye getirebiliyorsunuz. Bu aynı zamanda paralel olarak gelen buyruğu ve adresi aynı anda bloom filtreye sorgu olarak veriyorsunuz. Bu şunu sağlıyor. Yürütmeye aslında ekstra bir gecikme getirmeden, tabii ki eğitim sırasında harcanan bir gecikme var, ondan bahsetmiyorum ama programın çalışması sırasında sisteme ekstra bir yük getirmeden paralel olarak sorgulama yaparak gelen buyruğun filtrede bulunup bulunmadığını sorgulamayı hedefliyoruz. Daha sonra bu gelen sorgu eğer filtrede bulunmuyorsa denetleyici işlemci uyarı vererek aslında doğru bir buyruk getirmediğini ya da buyruğun değiştirildiğini ya da saldırgan bir aktivite olduğunu belirtiyoruz. Bir diğer geliştirdiğimiz denetleyici bellek tahsisi denetleyicisi dediğimiz bellek adreslerinin, bellek aralıklarının, adres aralıklarının özellikle yani bu veri belleğinin haritasını çıkarılarak programa bağlı olarak bunlarla başka bir bloom filtre eğitimi. Bu filtrede programın çalışması sırasında eriştiği adresleri eğitim aşamasına filtre eğiterek programın çalışması sırasında sorgulama yaparak doğru adres aralıklarında çalışıp çalışmadığını analiz etmek. Eğer program belli bir adres aralığından çıkıyorsa, erişmemesi gereken adreslere erişiyorsa bloom filtre sayesinde bunu tespit ederek aslında veri belleğindeki sorunları da bulmayı hedefliyoruz. Özellikle gömülü sistemlerde bu tarz uygulamalar tekrardan programların çalıştırıldığı sistemlerde çok verimli olabileceğini düşündük bu tarz denetleyicileri kullanmanın. Tabii bloom filtre aslında çok farklı parametrelere bağlı bir veri yapısı. Doğru bloom filtreyi bulmak veri setine çok bağlı bir şey. Kullandığınız sınava programları, benchmark programlarına çok bağlı bir şey. Bunun için de bir aslında programı geliştirdik. Ve bu programla o veri setine olabildiği kadar uygun olan bloom filtre ve özetleme fonksiyonu elde etmeye çalıştık. Filtre parametrenin belirlenmesi için öncelikle filtre boyutunu baktık. Filtre boyutu nereye kadar azalıyor ve bu sırada bizim olası donanım turbo atı aktivasyonlarımızın senaryolarını gerçekleştirdik. Yani buyrukları donanım turbo atı değiştirmiş gibi sisteme uyguladık ve filtrenin bunu tespit edip edememe oranına baktık. Ve bir algılanamayan alarm oranı hedefledik. Ve buna bağlı olarak da çeşitli boylarda ve çeşitli özetleme hash fonksiyonu sayısına bağlı olarak çok bloom filtre sentezledik. Ve ideal algılanamayan alarm oranı ve ideal bloom filtre boyutuna bağlı olarak çeşitli sentezler gerçekleştirdik. Daha sonra da denetleyici mimarisinde bunların başarısını tekrar denedik. Buyruk belleğiyle veri belleği arasına bellek akış denetleyicisi ve bellek tahsis denetleyicisini yerleştirerek sistemimizin başarısını değerlendirdik. Yani tasarım akışı sol tarafta öncelikle program kullanarak C++'da yazdığımız programı kullanarak ideal bloom filtreyi özetleme fonksiyonunu elde ettik. Daha sonra donanımda denetleyici mimarisi dediğimiz sağ taraftaki tasarımı kullanarak bunların başarımını tekrar gerçekleştirdik FPGA üzerinde. Deneysel sonuçlardan bahsedersek test ortamı olarak Palpino'nun RE5JG diyebileceğimiz riski korunu kullandık ve sınama programlarımızın buyruk belleğini ve veri belleği takibini gerçekleştirmek için model sim üzerinden Palpino'yu çalıştırdık. Daha sonra burada elde ettiğimiz bellek takibi ve buyruk belleği, buyruk listesi kullanarak
Demin bahsettiğim C++'da gerçekleştirdiğimiz programda ideal filtre sentezini gerçekleştirdik. Filtre parametrelerini belirledik. Daha sonra filtre belirlediğimiz hedef filtreleri kullanarak işte Xilinx'in FPGA'sinde sistemi gerçekleştirdik ve bunu farklı parametrelerde çalıştırdık. Kullandığımız programlar şu şekilde. Dediğim gibi özellikle sürekli tekrar edebilecek gömülü sistemleri hedefleyen, gömülü sistemlerde kullanılan işlemci sınama programlarını hedefleyen bir benchmark analizi yapmaya çalıştık. Filtrenin sentezlenme sonucu, gözlemlediğimiz sonuçlar şu şekilde oldu. Öncelikle algılanamayan alarm oranını %1'e sabitledik. Yani olası aktivasyonlarının %99'unu tespit edebileceğimiz senaryoda ideal bunun filtreyi sentezlemeye çalıştık. Burada farklı farklı hash sayıları kullandık. 3'ten başlayıp 7'ye kadar. Sol taraftaki sistem bellek adres denetleyicisi için kullandığımız, yani buyruklar ve buyruklara bağlı adresler için kullandığımız filtre sentezi. Sağ taraftaki de bellek task denetleyicisi, veri belleği erişiminin haritalandırılmasıyla alakalı. Veri belleği erişimine sadece adreslere odaklandığımız için nispeten daha küçük filtreler yeterli oluyor. Ama buyruk doğrulaması için hem buyruğu hem de buyruğa ait olan adresi tek bir eleman olarak değerlendirdiğimizde nispeten daha büyük filtrelere ihtiyacımız var. Her elemanımızın boyutu arttığı için daha fazla alana filtreyi haritalandırabilmemiz gerekiyor. Yani elemanlarımızı haritalandırabilmemiz gerekiyor. Yaptığımız testlerde şunu fark ettik. 5 özetleme fonksiyonu sayısından sonra artık filtremizin boyutunun genelde arttığını gözlemledik ve ideal noktayı hash fonksiyonu kullanmak olarak belirledik. Tabii bazı senaryolarda bunu geçtiğimiz, bazı senaryolarda çok yakın kaldığımız oldu. Ama alan yükünü de düşündüğümüzde hash'in daha ideal olacağını düşündük. Çalıştığımız C++ analizinden sonra. Nispeten ortalama 20 bin bit ayırdığımızda blue filtre için yeterli bir donanım turbatı aktivasyonu tespit edebildiğimizi fark ettik buyruk tarafında. Bellek tarafında da ortalama 1000 ve 2000 arasındaki bit ayrılmış blue filtre analizlerinde yine yeterli bir tespit oranı sağladığımızı gördük %99'un üzerinde. Onun dışında bunları FPGA üzerinde gerçekleştirdiğimizde çeşitli bellek boyutları ve alarm oranları gördük. Tabii buradaki bellek boyutları dikkat ederseniz 2 ve katları üzerine. Çünkü ideal senaryoda blue filtreyi en ideal kullanmanın yolu 2'nin ve katları 2 ve 2 üzeri işte. Yani sayılar kullanmaktı. Bu bize şey avantajı sağladı. Buyrukların blue filtre üzerindeki indislerin adreslenirken bunların bit aşamasına dönüştürebilmesi ve direkt her adres için aslında belirli sayıda bit ayırarak daha efektif şekilde kullanabilmek bu boşluğu. Buradaki bellek boyutlarının sayılarının tabii biz ideale çektik. Normalde tam 32, tam 64 kullanmamız gerekmiyor ama dediğim gibi 2 ve katları yaparak aslında. Bu arada BRAM sayısı, FPGA'de kullanılan BRAM sayısı. Yaparak aslında farklı algılanamayan alarm oranlarını görmeye çalıştık. Bunun işte baktığımızda en büyük sınama programımızda bile %99'un üzerinde bir tespit oranı yakaladık. İki tarafta da hem bellek tarafında, veri belleği tarafında hem buyruk belleği tarafında. Tabii veri belleği tarafında dediğim gibi eleman boyutlarının küçük olması tespit oranımızın çok daha fazla olmasını sağladı. Onun dışında bu kısım bu şekilde. Ve alan ve frekans karşılaştırması yaptığımızda dediğim gibi Palpino'nun riski korunu kullandık. Ve bu korun standart boyutunun üzerine bizim sistemimize eklediğimizde gelen ek yükü gözlemledik. Ek yüke baktığımız zaman ortalama en kötü senaryoda %10 arama tablosu loot ek yükü ve %1 flip-flop ek yükü gözlemledik. Onun dışında çalışma frekansında direkt bir düşüş gerçekleşmedi. Tabii bazı yerlerde filtrenin eğitim aşamasından dolayı gecikmeler oluştu. Öncelikle bu çalışmayı hemen özetlemek gerekirse diğer çalışmaya geçmeden önce bellek işlemci arasında blue filtreye dayalı denetleyiciler yerleştirerek sistemde herhangi bir istenmeyen bir buyruğun çalışıp çalışmadığını ve buyrukta çalışılan buyrukta bir hata olup olmadığını tespit etmeyi hedefledik ve bunu önce bir yazılım arayüzünde daha sonra da bir FPGA üzerinde donanım üzerinde gerçekleştirdik. Geliştirdiğimiz yöntem olası turbat aktivasyonlarının %99'undan fazlasını belirttiğimiz alan ek yükü ve frekanslarda gerçekleştirebildi. Şimdi diğer bir çalışmamız olan Eric'ten bahsedeceğim. Yani şu ana kadar anlattığım kısım blue filtrenin bellek üzerinde uygulanmasının direkt olduğu kısımdı. Eric'te ise biz hedeflediğimiz şey, çözmek istediğimiz problem, yazılımda yürütebilir dosyaların, yani aslında binary kodun programa ait, özellikle bulut sistemlerinde ya da dağınık sistemlerde derleyici kaynaktan yürütücü kaynağa, hedef yürütücüye giderken güvenli bir şekilde iletilmesini sağlamak ve olası bir tersine mühendislik saldırılarına ya da donanım turbatı sayesinde kullanılan analizlere karşı olarak sistemi korumak ve programın kendisini korumak çözmek istediğiniz problemdi. Dediğim gibi motivasyonumuz da programı korurken derleyici kaynağı ve hedef yürütücü arasında iki taraflı doğrulama yapılabilecek şifreleme tabanlı bir yöntem geliştirmekti. Buradaki temel hedefimiz programı korumakken yan hedefimiz de bu iki kaynaklar arasındaki güvenlik protokolü sağlayarak aslında hedef donanımın güvenmediği bir kaynaktan gelen programı algılayabilmesi.
Aynı zamanda derleyici kaynağında programının sadece hedeflediği donanımlarda çalışabileceği bir protokol elde etmekte. Bunun için temel bir fikrimiz de hafta bandlı yani fiziksel olarak kullanılamayan fonksiyonları kullanarak sistemi, programı şifrelemek ve iki taraf tarafından belirlenmiş bir protokolle kimlik doğrulamasını, kaynaklar arası kimlik doğrulamasını sağlanmasıyla beraber programın da sadece güvenilir kaynaklarda anlamlandırılabileceği bir senaryo gerçekleştirmektir. Elde ettiğimiz sonuçlar yazılım kaynağında %1.59 program boyutu artışı, %15.22 derleme zamanı artışına sebep oldu. Hedef donanımda da 2.63 arama tablosu ek yükü, 3.83 flip-flop ek yükü ve %4.13 yürütme zamanı ek yükü gözlemledik. Şimdi problemi tekrar açarsak aslında modern bulut bilişim sistemleri dediğim gibi dağınık program işlemeleri sonucunda derlenen programın sistemdeki düğümlere, yani yürütücü düğümlere dağıtılması söz konusu olabiliyor. Aynı zamanda bu nesnelerin interneti artması, işte gömülü sistemlerin yaygınlaşması sonucu çoğu zaman kendisine gelen hazır programı çalıştırması beklenen, derlenmiş programı, binary kodu çalıştırması beklenen yürütücü devreler, donanımlar bulunuyor. Ve bunlar network üzeri, ağ üzerinden gelen programları direkt kendi içerisinde yürütmeyi hedefliyor. Tabii bu hazır olarak ağ üzerinden, derlenmiş olarak ağ üzerinden iletilen programın içerisinde aslında sistemle ilgili kritik bilgiler taşınabiliyor. Özellikle bu ikili yani binary kodda olarak tutulduğu için hedef donanımının özellikleri, işte spesifikasyonları dediğimiz aslında işlemciye ait spesifikasyonlar. Aynı zamanda yazılım kaynağı yani programcının çeşitli optimizasyonları, sistemde harcadığı know-how'ları terse mühendislik yöntemiyle binary koddan elde edebilmek mümkün hale geliyor. Eğer bu çıplak olarak diğer tarafı iletirsek. Diğer bir konu sistemler IP haklarını ihlal ederek aslında çeşitli klonlama yöntemleriyle hem yazılımı hem de hedef donanımı bu analizler sayesinde klonlayabiliyorlar. Aynı zamanda donanım turbo atı gibi aktivasyonlar sayesinde içerideki bu program bilgileri ya da network'teki program bilgileri dışarıya sızdırabiliyor. Bizim temel olarak çözmek istediğimiz problem Erik de buydu. Özetlemek gerekirse problemin olası etkilerini, programı çalıştıracak donanım yani hedef donanım, gelen program güvenli bir kaynaktan geliyor mu gelmiyor mu aslında emin olamıyor. Eğer aynı zamanda programın kaynağı yani programcı, programı sadece hedef donanımda çalışacak mı bunu garanti edemiyor. Ve son olarak belki de en önemlisi programa ait hassas veriler, programın aslında içerisinde bulunduğu hassas veriler savunmasız ve saldırıya açık hale geliyor. Bizim motivasyonumuzsa iki taraflı bir protokolle taraf tarafından yani yazılım kaynağı ve hedef donanım tarafından bilinen bir protokolle programın ikili kodunu korumak, aynı zamanda PUF tabanlı anahtarla yapılacak şifrelemeler ile kaynaklar arası iki tarafta kimlik doğrulamasını sağlayabilmek. Bunun için ERI'yi geliştirdik. ERI'nin amacı PUF tabanlı şifreleme mekanizması kullanarak kaynaklar arası yazılım gizlemesi. Bunun yanında da yetkisiz erişimleri, dışarıdan sisteme yapılacak erişimler sonucunda elde edilen verilerin analiz edilmesini engellemek. Önerdiğimiz mimari dediğim gibi iki temel kısımdan oluşuyor. Programın derlenmesinden sorumlu olan yazılım kaynağı ve programın yürütülmesinden sorumlu olan hedef donanım. Ve bu ikisi arasında ikisine dahil eden bir mimari çerçeve sağlamak gerekiyor ki donanım da kimlik doğrulaması yapabilsin yazılım kaynağı için. Yazılım da hedef donanım için kimlik doğrulaması yapabilsin. Ve doğrulanamamış program kaynaklarda anlamlandırılamasın. Ve güvenilir kaynaklar dışındaki programlar da kaynaklar tarafından anlamlandırılamasın. Bunun için bir akış öneriyoruz ve bunu uygulama aşamasında gerçekleştirerek paylaşıyoruz. Temelde yazılım kaynağı ve donanım kaynağında birçok alt modül önerdik ve bunları gerçekleştirdik. ERI'nin amacı, yaptığımız şeyin amacı bir trusted execution çalışması yani güvenilir yürütme çalışması değil. Tam aksine yürütme aşamasının dışındaki aşamalarda programı korumak, derleyici ile donanım arasında programın korunması ve güvenliğin protokol sağlanması. Bunun için belli bir akıştan bahsedeceğim. Adım adım aslında yapılması gerekenleri önerdiğimiz mimariden bahsedeceğim. Öncelikle bir donanımın ayırt edilebilmesinin en temel yolu bahsettiğim gibi ya daha doğrusu en basit yolu bu donanımda PAF anahtarı üretmek. Bunun için biz yürütme alanını güvenli alan olarak kabul ettiğimiz donanımın çekirdeğinin içerisinde PAF anahtarı üretmeyi teklif ediyoruz. Burada anahtar yönetme birimiyle aslında çeşitli koşullar için bu PAF anahtarını genişleterek birçok anahtar üretimini güvenli alanda donanım içerisinde gerçekleştiriyoruz. İkinci adım dediğimiz kısım yazılım kaynağındaki kısımda sağladığımız kullanıcı arayüzüyle çeşitli sistem parametrelerinin belirlenmesini sağlıyoruz. Bu parametreler ne? Sistemin hangi hedef donanımları, hangi PAF keyleri hedef aldığını belirlemek, sistemin hangi kaynak kodunu alacağını belirlemek, hangi kaynak kodunun hedef donanıma iletileceğini belirlemek. Aynı zamanda hedef buyruk mimarisinin belirlenmesi, sistemde kullanılacak çeşitli şifreleme için, imza üretme için konfigürasyonların yapılması. Bunlar için kullanıcı arayüzü sağlıyoruz ve bu arayüz üzerinden sistemin konfigüre edilmesine imkan veriyoruz. Tabii burada aynı zamanda farklı şifreleme, program üzerinde farklı şifreleme imkanları sunuyoruz. Bu şifrelemelerden temel olarak ikisi kısmi şifreleme ve tam şifreleme olarak isimlendirdiğimiz şeyler. Kısmi şifreleme, buyruk seçimini yani hangi buyrukları şifrelemek istendiğini seçebileceği, aynı zamanda seçilen buyruklar içerisinde hangi bit aralıklarının, hangi anahtar bölgelerin yani o PUF'un
o buyruğun op kodunu, immediate kısmını vesaire belirleyebileceğiniz ve bunları arayüz üzerinden seçebileceğiniz bir kısmi şifreleme yöntemi veriyoruz. Aynı zamanda tam şifreleme dediğimiz tüm programı şifreleyebileceğiniz başka bir seçenek veriyoruz. Onun dışında şu an yeni RSA şifreleme yöntemleri falan da ekledik. Yani bu çalışma yaptığımız sırada bu yoktu. Hala farklı şifreleme yöntemleri geliştirme üzerine sisteme bir şeyler katmaya çalışıyoruz Erie'nin destekleyeceği. İkinci aşamada kullanıcı yani yazılımcı gerekli konfigürasyonları belirledikten sonra, hedef donanımlarını belirledikten sonra aslında üçüncü aşamaya geçiyoruz. Üçüncü aşama derleyici içerisinde artık yani derleyici kütüphanelerinden faydalanarak program imzasının üretilmesi. Öncelikle programı derliyoruz. Program derlendikten sonra buradan bir imza üretiliyor. Daha sonra imza ve programın kendisini bir şifreleme fonksiyonundan geçirerek, şifre yönetme fonksiyonundan gelen bir şifreleme fonksiyonundan geçirerek programın paketlenmiş halini elde ediyoruz. Tabii burada demin şeyden bahsettim, kısmi şifrelemeden bahsettim. Bir sistemde kısmi şifreleme yapmak demek, o sisteme bir şekilde karşı tarafın çözebilmesi için ek veri ekleme zorunluluğu getiriyor. Yani siz bir şey kısmi şifrelediğiniz zaman hangi bölgeleri şifreleyip şifrelemediğinizde güvenli bir şekilde karşı tarafa aktarmanız gerekiyor ki karşı taraf şifreyi çözeceği zaman ilk aşamada hangi yerleri çözüp hangi yerleri çözemeyeceğini yani programın hangi kısmını şifreli olup hangi kısmını şifreli olmadığını anlayabilmesi lazım. Bunun için de eğer kullanıcı kısmı şifreleme yapıyorsa programın başına şifrelemenin bilgisinin saklandığı bir paket daha ekliyoruz. Bu pakette karşı hedef donanımın programın şifresini çözerken hangi bitlere hedef alacağı, hangi buyruklara hedef alacağını anlayabilmesi için. O yüzden kısmi şifreleme de teorik senaryoda program boyutunda bir artış beklenmesi gerekiyor. Bu bahsettiğim aşamaların hepsi 3. aşamada gerçekleşiyor şu anki akışta. Daha sonra 4. aşama dediğimiz aslında bizim de çalışmamızın tehdit bölgesi olarak gördüğüm işte ağlar, ortak yollar, baslar dediğimiz. Aynı zamanda distributed sistem, dağınık sistemlerdeki bellek hiyerarşileri ve depolama sistemleri ve gömülü sistemleri ulaşılan programın aktarıldığı artık arayüzlere verdiğimiz temel bölge, temel isim tehdit bölgesi. Şu an artık programımız paketlendi. Programdan bir imza ürettik şifrelemeden önce. Şifrelenmiş programla birlikte imzayı da şifreleyerek paketledik bunları. Ve artık hedef donanımı aktarmak üzere gönderiyoruz. Beşinci aşamada donanım kendisine gelen programı öncelikle çözme birimine sokuyor. Tüm program çözüldükten sonra programın tabii bu çözme sırasında dediğim gibi eğer kısmi şifreleme varsa ona göre bir protokol takip edilmesi gerekiyor. Daha sonra elde edilen çözme işlemi sonucunda elimizde bir karşı taraftan yazılım kaynağından gelen şifre, pardon imza bir de programın kendisi bulunuyor. Aynı şekilde donanımda implement ettiğimiz imza üretme biriminde biz programın kendisini kullanarak tekrar bir imza üretiyoruz. Bu sayede aslında yazılım kaynağından gelen imzayla hedef donanımdaki imzayı karşılaştırarak doğrulama biriminde bunları sorguluyoruz. Eğer iki imza aynıysa şundan emin olabiliyoruz ki programdaki hiçbir buyruk yazılım kaynağından çıktığından itibaren değiştirilmemiş ve olduğu gibi gelmiştir. Bu imza üretme bize bunu sağlıyor. Yani programda oluşabilecek yumuşak hatalar, dışarıdan gelebilecek şifreli program dahi olsa herhangi bir müdahaleyi tespit edebilmemiz ve iki imzanın eşleşmediği durumda burada herhangi bir değişiklik olduğunu anlayabilmemiz mümkün hale geliyor. Daha sonra doğrulama birimi onay verirse, yani imzalar eşleşirse iki taraftan üretilen imzalar, artık güvenli alan dediğimiz ana bellek ve yürütme alanına çözülmüş, şifresi çözülmüş programı aktarıyoruz. Bu aslında burada sembolik olarak gösteriliyor. Yani şifrelenmiş programın belleğin belli bir bölgesine güvenli programı daha alt seviye belleklerde tutmak mümkün. Bu birazcık tasarım aşamasına bağlı. Biz burada genel olarak şu an bir mimari, önerdiğimiz mimariden temel olarak bahsettim. Birazdan bunu nasıl uyguladığımız ve ne gerçekleştirdiğimizden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle biz bu bahsettiğim mimariyi prototipini de gerçekleştirdik. Kaynak kodu kitapta bulunabilecek şekilde. Şu sağda gördüğünüzde prototip için gerçekleştirdiğimiz grafik arayüzü olan kullanıcıların şifreleme konfigürasyonlarını yapabileceği, kendilerine gelen bir kaynak kodunu farklı parametreler için şifreleyebilecekleri, farklı buyruk tipleri için şifreleyebilecekleri bir prototip önerisi. Bunun için Elalyan kullandık. Bu grafik arayüzü için BitGets kullandık. Aynı zamanda Ninja, RISC-V toolchain. Çünkü biz hedefi RISC-V'de gerçekleştirdik en son. Onun dışında CMake kullandık. Tabii cross platform bir tasarım gerçekleştirmeye çalıştık. Bunu özellikle Elalyan kullandığımız için bizim implementasyonumuz RISC-V de olsa farklı buyruk mimarileri ve farklı programlama dillerinden gelen tüm sistemden, işletim sisteminden ve buyruk mimarisinden bağımsız bir tasarım gerçekleştirmiş olduk. Gerekli bağlantılar sağlandığında herhangi bir dilden gelen programı şifreleyerek herhangi bir buyruk seti mimarisinde bunu çalıştırabilecek şekilde uygulayabiliyorsunuz. Temelde şu şeylerden, görsellerden bahsedersem burada seçilen buyruk mimarisi için işte hangi buyrukların olduğu, derlenen programın derlenme sırasında bunlardan hangilerin şifrelenmesi gerektiğini hem kullanıcı arayüzünden hem de terminalden belirleyebileceğiniz birçok seçeneği paylaştık. Erie'in prototipiyle. Belki örnek bir akış vermek gerekiyor prototip üzerinden. Mesela sizin örnek bir programınız var. Siz işte bunu komut satırından ya da arayüz üzerinden derleme aşamasından önce hangi buyrukları hedef aldınız, hangi buyrukları şifrelemek istediğinizi belirterek
ve gerekli anahtar bilgisini vererek sistemde kısmi şifreleme ya da tam şifreme yapabiliyorsunuz. Kısmi şifreleme içerisinde buyrukları seçtikten sonra her buyruğun hangi bitlerin, hangi bölgelerin hedef almak istediğinizi belirleyebiliyorsunuz. Daha sonra bu şifremeden sonra sizin bir şu el üstteki imza fonksiyonu sonucu olacaktı. Oraya şifreleme fonksiyonu sonucu yazmışım. Sizin bu konfigürasyonu yaptıktan sonra bir imzanız, daha sonra programın şifreli hali ve programdaki eğer kısmi şifreme yapıyorsanız hangi bölgelerin şifrelendiğini tutulduğu bir ekstra veriniz bulunacak paketinizin içerisinde. Biz buna şifreli paket diyoruz. Daha sonra bu paketi kendi donanımınızda yazdığınız şifre çözme biriminiz artık kullanacağınız şifre algoritmasına bağlı olarak gerçekleştirip bunu belleklerinizde çalıştırarak sisteminize atabiliyorsunuz. Şifreleme ve imza fonksiyonu olarak kendi fonksiyonlarınızı Erie'nin prototip üzerinde nasıl gerçekleştireceğiniz konusunda alanlar var. Yani her kullanıcı kendi şifreleme fonksiyonunu çok rahat bir şekilde ya da imza üretme fonksiyonunu çok rahat bir şekilde bu arayüz üzerinde gerçekleştirebilir. Daha sonra tabii dediğim gibi şifreyi algoritmanıza bağlı olarak çözdükten sonra belleklerinizde bunu pushlayarak çalıştırabiliyorsunuz donanım üzerinde. Bizim uygulamamız şu şekilde, gerçekleştirdiğimiz implementasyon şu şekilde. Yazılım kaynağı tarafında dediğim gibi LLVM ve Clang kütüphanelerini kullandık. İmza fonksiyonu olarak SHA-256 fonksiyonunu kullandık. Aynı zamanda PUF anahtarı üretmek için, şifresi üretmek için 32 bitlik arbitrary PUF'lar kullandık. Yani her bir biti üretmek için bir devre göstermiştim mesela demin. O devre gibi 32 tane tek bitlik PUF anahtarını üretebilecek 32 tane devre gerçekleştirdik. Onun dışında şifreme gerçekleştirdiğimiz mimari bu şekildeydi. İşlemci kısmında da hazır olarak, açık kaynaklı olarak bulunan Rocket Core işlemcisiyle sistemimize entegre ettik. Ve oradaki performans analizi gerçekleştirdik. Test ortamı parametrelerimizi tekrar özetlemek gerekirse FPGA olarak Xilinx Z-Board kullandık. Bu dediğim mimari gerçekleştirirken. PUF tip olarak arbitrary PUF kullandık. PUF parametreleri olarak 32 tane 8 bitlik tohum alan ve 1 bitlik dönüt veren aslında tohum seed olarak çevirebileceğimiz sisteme başlangıçta bizim verdiğimiz ve sistemin 1 bitlik bize dönüt verdiği 32 tane devre kullandık. İmza fonksiyonu olarak SHA-256. Şifreleme fonksiyonu olarak X ortam anlamlı şifreleme kullandık. Yongo seti olarak Rocket Chip'in 6 aşamalı sıralı çalışan işlemcisini kullandık. 25 MHz'e gerçekleştirdik her şeyi ve hedef mimari olarak da, buyruk mimarisi olarak da RV64GC mimarisini kullandık. Birinci seviye ön bellekler olarak da 16 kilobitlik 4 yollu kümeli ilişkili ön bellekler kullandık. Sınama programı yani benchmark olarak da Mi Bench'i kullandık. Deneysel sonuçlara geldiğimizde dediğim gibi sistemi farklı şifreleme konfigürasyonlarında gerçekleştirmeyi hedefledim. Tabii ideal bir şifreleme konfigürasyonu olmadığı için temelde biz öncelikle tüm programı şifreledik. Daha sonra da kısmi şifreleme yaptık. Kısmi şifrelemeyi önce %10 programı sadece %10'unu hedef alan bir şifreleme olarak gerçekleştirdik. Daha sonra programın %50'sini hedef alan bir kısmi şifreleme gerçekleştirdik. Baktığımız program paketi boyutuna baktığımızda yani programın paketlenmesinden sonra programın hiç paketlenmemiş haline göre değişimini karşılaştırdığımızda ortalama %1.59'luk artış gözlemledik farklı sınama programları için. Tabii kısmi şifreleme olmadığı zaman yani programın tamamını şifrelemek gerektiği zaman programa gelen ek yük sadece programın imzası oluyor. Yani programın neresini şifrelediğini tutulduğumuz yani şu turucu bara baktığımızda programın sadece imza ek yükü geldiğindeki artışı gözlemliyoruz. Ama kısmi şifreleme devreye girdiği zaman programda hangi grupların şifrelenmediğini tutmak için ekstra yük gerektiğinden daha fazla program boyutu artışı gözlemliyoruz. Yoksa aslında belki optimizasyon yapmasının birazcık daha zor oldu. Sabit programa ek yük eklemek zorunda kaldığımız deneysel sonucumuz. Onun için derleme zamanında bir artış gözlemledik. Burada tam şifreleme için baktığımızda aslında derlemek daha uzun sürüyor ve kısmi şifrelemelerde derleme şifreleme oranına bağlı olarak %10 şifrelemede en az, %50 şifrelemede ortada olacak şekilde bir derleme zamanı artışı oluşuyor. Bu kısım ya aslında bizim optimizasyonu daha fazla yapabileceğimizi düşündüğümüz kısım. Çünkü genel olarak seçtiğiniz fonksiyonlara bağlı olarak değişiyor. Bunu bir işletim sistemi üzerine çalıştırıyorsunuz sonuç olarak. Oradan ölçüm yapıyorsunuz. Yani olabildiği kadar paralelleştirilebilirse ve bazı optimizasyonlar yapılırsa bu ek yükün daha da azalacağına inanıyoruz. Onun dışında derleme zamanımızın artışı. Bunu dediğim gibi LLVM Client üzerinden ölçtüğümüz derleme zamanı artışı. Ubuntu üzerinden çalıştırarak yaptık. Onun dışında yürütme zamanı yani yaptığımız hedef donanımı implement ettiğimiz FPGA üzerinde bu yürütme zamanında gözlemlediğimiz artış. Tabii demin akışta da anlattığım üzere yürütmenin gerçekleştiği kısmında bir mimari önerimiz yok. Yani orada güvenli alan içerisinde yani işlemci çekirdeğinin içerisinde artık herhangi bir değişiklik önermediğimizden teorik olarak yürütme zamanında bir ek yük vermiyoruz. Ama yürütme zamanının başlamasını geciktiriyoruz. Aslında bu da bir tabii ki ek yük ama yani burada bir işlemcinin çalışma saat sıklığında bir azalmadan çok işlemcinin çalışmaya başlamasıyla ilgili bir gecikme olduğu için bu artış oradan geliyor. Ortalamada %4.13'lük bir artış gözlemledik. Gene en büyük yükü bu şifreleme, tam şifreleme yapıldığı zamanda gözlemledik. Onun dışında donanım maliyetine baktığımızda Rocket Chip'in
önerdiğimiz mimari olan Eric'le entegre edilerek ölçülmesi ve roket çipin sadece kendisi yani Eric olmadan Eric hariç kısmında ölçülmesi. Burada toplam arama tablosunda yani Lut'ta %2.63'lük bir artış. Toplam flip flop'ta da 3.83'lük bir artış gözlemledik. Dediğim gibi direkt yürütmenin içerisine müdahale etmediğimiz için aslında frekansta bir düşüşe sebep olmadık. Sadece yürütmenin başlama aşamasını geciktirdiğimiz için bir yürütme zamanında artış gözlemlendi. Onun dışında sonuçları özetlemek gerekirse Eric'le ilgili uçturucu şifreleme yapan ve programı gizleyerek aktarma hedefleyen bir mimari çerçeve framework gönderildi. Önerilen mimari yazılım ve donanım kaynakları arasındaki taraflı şekilde doğrulandı. Doğrulanması sağlandı önerilen mimariyle. Eric'in kullanıcı arayüzü olan bir prototipi geliştirdik ve bunu açık kaynaklı olarak paylaştık. Mimarinin hem donanımdaki hem de derleme sırasındaki maliyetini, ek yükünü ölçtük ve bunları gösterdik. Aslında çok vakit olmadığı için belki bahsedemeyeceğim ama Eric de bizim hedeflediğimiz şeylerden birisi de özellikle kısmi şifrelemenin daha da geliştirilerek gelecek çalışmalarda aynı programın iki farklı donanımda farklı şekilde çalışabileceği şekilde bir şifrelemeyi belki gerçekleştirebilmek. Yani bunun üzerinde çalışıyoruz birazcık da. Bununla nasıl olabilir? Eğer siz programın doğru bitlerini ve doğru yerlerini seçerek iyi analiz edilmiş lokasyonları seçerek program bitleri içerisinde bir şifreleme yaparsanız hedeflediğiniz sadece hedeflediğiniz donanımda sizin gizli amacınızı gerçekleştirebilecek şekilde çalışan ama onun dışındaki tüm standart donanımlarda normal versiyonla çalışan bir derleme yeteneği elde edebilirsiniz. Böyle bir aslında gelecek beklentimiz var bu çalışmanın devamında. Yani ideal senaryoda belki şirketlerin bu lisans haklarını korumaya çalışırken bazı ekstra yetenekli, bazı ekstra özellikleri programlarıyla birlikte gelen sadece hedeflediği donanımlarda çalıştırabilecek. Onun için standart donanımlarda standart özellikleri çalıştırabilecek bir programlama şifreleme çerçevesi sağlamak istiyoruz. Onun için tabii bu güvenlik ve askeri kritik uygulamalarda da kullanılabilir. Sadece hedef donanımımızda gerçek amacını yapabilen, onun dışındaki gözlemciler tarafından da programın öyle bir amacının olduğu anlaşılmayan, yani buyrukları bozmadan bunu yapabileceğiniz bir çerçeve sağlamak istiyoruz. Tabii bunun için hala çalışıyoruz. Gelecek çalışmalarda Eric'i bu noktaya da getirmek istiyoruz. Onun dışında sunumumu özetlemek gerekirse öncelikle size bloom filtre ile işlemci arasında yani bellek bir işlemci arasında bloom filtre tabanlı çeşitli deneticiler ekleyerek bir mimari sunduk ve bunun ek yükünü sisteme getirdiği maliyetleri gösterdik ve bunun donanım turbo aktivasyonlarının yüzde kaçını hangi oranı tespit edebildiği ve ideal bloom filtrenin nasıl sentezlenebileceğini gösterdik. Onun dışındaki diğer çalışmamızda programı Yonga'ya gelene kadarki aşamalarda güvenli ve donanımlı olmasını belirledik. İlk çalışma bellek yani Yonga içerisinde bellekler ve işlemci arasındaki güvenliği sağlamaya yönelikti. Artık ikinci çalışmamızda Yonga'ya programın dışarıdan gelene kadarki süreçte güvenli tutulması ve doğrulanabilir kaynaktan gelmesini sağlamak için uçtan uca bir mimari çerçeve framework geliştirmek oldu. Bu iki çalışma ile birlikte aslında işlemci çekirdeğinde güvenilir kaynağa ait grupların değiştirilmemiş ve orijinal haliyle çalıştırılmasını ve doğrulanmasını hedefledik. Dinlediğiniz için teşekkürler.